ABD'de yaşanan bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü bir şey. Irkçılık yani ne bileyim, onları da Allah yarattı, bizleri de Allah yarattı. Yani din, ırk aranmaz. Hepimiz insanız dünyaca yani. Bence saçma ya. Irkçılık yapmak saçma. Ya bu dünyada Peygamber Efendimiz'in dediği gibi ne siyahın beyaza, beyazın siyah üstünlüğü yok. Ya onların o kıvama gelmesi zaten Amerika'nın hep ırkçılığından geldi. O toprakları da ırkçılığından aldılar. Oradaki Kızılderililer de öyle soykırım yaptılar. Yani bu değişmeyecek. Bunların zihniyeti o. Kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. Oranın zaten zihniyeti o şekilde. Yapılmaması gereken bir şey ve o protestoların hepsini de doğru buluyorum. Yani yapılması bence gerekli bu protestoların. Yani hepsini güzel ilerlediğini düşünüyorum yani. Halkın güzel bilinçli davrandığını düşünüyorum. Devam etmesini istiyorum yani bu şekilde. İnşallah devam eder. Alevlenir daha çok. Yapılan tabii ki ölümle sonuçlanan şey de müdahale de çok yanlış bir şey benim gözümde. Zaten ayaklanmaktan da hani insanların ayaklanmasından da anladığımız kadarıyla bu. Tabii olmaması gereken bir şey. Yani Müslümanlıkta bunun kesinlikle yeri yok. Yakıştırmıyoruz yani. Arkadaş dediği gibi daha beter olsun. Bizim vatanımıza hayır. Yani bir numara düşmanımız o bizim. Daha beter olsun. Bence zenciler haklı. ABD'nin yapmış olduğu polisler kötü bir örnek oluyor. Topluma da dünyaya da kötü bir örnek. Bence olmaması gerekir yani. Yazık. Yazık. Polislerin tutumunu ben hiç beğenmiyorum. Amerika'nın gidişi de gidiş değil. Efendime söyleyeyim. Daha ne diyeyim ki yani. Zamanında köle olarak kullandılar. Ondan sonra kendi vatandaş olarak kabul ettiler. Şimdi de zulüm etmeye kalkıyorlar. Yani iyi bir şey değil. Değil. Bence iyi bir şey değil. Vallahi nasıl söyleyeyim. Ettiklerini buluyorlar. Türkiye oynanan oyunlar şu anda üzerine oynanıyor. Bence hayırlısı. Ne gelirse Allah tarafından geliyor. Vallahi tamamen yanlış bir şey bence. İnşallah bundan sonra olmayacak aynı şeylerin tekrarı. Değil Amerika'da, tüm dünyada artık beklemiyoruz yani. Büyük bir haksızlık insanlık adına. Sadece insanlıklar değil, aynı şeyler hayvanlara da yapılıyor. Tüm yaşama hakkı herkese aittir. Bir daha olmaz inşallah. Tek dileğimiz bu. Ne düşünüyorum? Bizler elhamdülillah Müslümanız. Biz öyle şeylere karşıyız. Polis de ne olursa olsun karşındaki insanı yani ölüm derecesine kadar getirene kadar öldürmenin bir alemi yok yani. Hepimiz birik yani Amerika diye değil. Biz Türkiye olarak kınıyoruz biz onları. Sevmiyoruz yani. Gerçekten onlar ırkçılık yapıyor yani. Ama şöyle bir şey var. Çok şükür bizim Türkiye'mizde öyle bir şeyler yok. Olmasın da yani. Oradaki vatandaşlara yapılan ırkçılığı biz kınıyoruz. Zaten bizim toplumumuzda ve göreneğimizde Osmanlı İmparatorluğu'ndan başlayan ırkçılığa karşı verilen mücadele var. Zaten bizim dinimizde de ırkçılık yok. Yani biz şiddetle kınıyoruz yani. Amerika'nın maalesef genel yapısı bu. Yıllardan beri gelen zaten karma bir toplum. Ve önce o insanları köleleştirdiler. Şimdi de benimseyemiyorlar. İşin gerçeği ve neti bu yani. Hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Irkçılık iyi bir şey değil. Kınıyorum, nefret ediyorum. Bir vatandaş olarak kınıyorum şahsen. Öyle bir şey olmaz. Irk ayrımı, bilmem ne ayrımı olmaz. İnsan insandır bence. Yanlış bir şey yani. Ne olursa olsun herkes bir vatandaştır yani. Demek istediğim konu bu. Yani Türk de aynı, Amerika'da yaşayan da aynı. Bütün milletimiz öyle yani. Karşıyık yani öyle olmasına. Kesinlikle. Ne diyeyim ki kardeşim, başından sonuna kadar yanlış zaten. Irkçılık diye bir şey var mı ya? İnsan insandır yani. Bunun yani siyah ne, beyazı ne yani? Beyaz insan oluyor da siyahlar insan olmuyor mu? Öyle bir şey yok abi. O saçmalık yani. Amerika'da alması gereken dersleri alıyor zaten. Televizyondan hep biz takip ediyoruz zaten. Ve çok da memnun oluyorum yani. Irklarla dinler insanları birbirine düşürmüş dünya boyunca. Irklar ve dinler savaş icat etmiş. Dünyadaki sınıf var, emek ve sermaye. Dünyada bu iki sınıf çelişiyor. Emek ve bir yandan üretici, bir de tüketici. O üreticinin öbürlerini hesap yapan insanlar yani.
Rıfat Aşı, ne diyeyim bilmiyorum ki, içimiz dolu bu Amerika'ya karşı. Biz Amerika değil, bütün emperyalist güçlere karşı biz. Atatürk zamanında vermiş savaşı, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürkçü, ilerici, devrimci gençlerin ihtiyacı var. 18-20 senedir bu yana yetiştirilen gençlik sonuçta ne yapacak? Ben bitiyorum, gidiyorum, benim dünyam bitti. Ama gelecek gençleri düşünüyorum, biz kendimiz artık bittik. Allah yardımcınız olsun yeğenim, ne diyeyim ben. ABD'de yaşanan protestolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz fazla ileri gittiler ama yani en güzeli yani halkla birlikte en doğruyu yapmak. Kırmadan, dökmeden yani konuşarak anlaşmak. Ya oradaki protestolar acık biraz bir yerleri yağmalayak diye yapıyorlar herhalde. Öyle bir protesto olmaz. Adamların zihniyeti bozuk olduğu için her şey oluyor yani. Değil kesinlikle. Yanlış şeyler de var. Hani yakalıp yıkılması, yağmalanması. Hani insanların suçu yok. Eşleri mesela birkaç video izlediğimizde dövüyorlar zorla. Hani yağmalanmamak için koruyorlar dükkanı ama sopayla dövüp içeri zorla yağma yapıyorlar. Yanlış yağma yapılmaması lazım bence. Hani sadece protestonun anlamını göstermek yeterli. Yağmalanlar, ne bileyim yıkımlar, polis araçlarına falan zararlar. Çok yanlış bunlar tabii ki. Yani İslam dünyasında yıllarca yanması beni, yani insanlar ya, üzülse de yani birazcık mutlu etti. Sonuçta biz yıllardır, 50 yıldır, 100 yıldır aynı şeyleri çekiyoruz. Yani insan üzülüyor ama yine de seviniyor. Çünkü biz 100 yıldır böyleyiz. Yani o açıdan seviniyorum. Protestolar amacına uygun mu sizce? Tabii yoldan çıktı, şeylere gitti, talanla döndü ama bilmiyorum, amacının dışına çıktı yani. Daha fazla yapsınlar, hiç durmasınlar. Amerika'ya şu kadar da yapsınlar. Amacına uygun mu sizce protestolar? Uygun, uygun. Çok iyi hem de. Çok seviyorum yani, o zincirleri ben çok seviyorum. Devam etsinler. Protestolar da çok iyi yapıyorlar. Varsın olması gerekiyor yani, çünkü Amerikan polisinin o elindeki yetki aşırı fazla. Aşırı fazla zulüm ediyor yani vatandaşlarına, halklarına zulüm ediyor. Onun için doğru bir şey değil. Ben istemiyorum. Dünyaya zulüm. Zaten o dünyaya yaptıkları ayrı bir şey. PKK'ya mesela destek veriyor. Biz buradan insani yardım gönderdik. İnsani yardımı PKK'lara gönderdi. Hani bu nasıl iş? Benim buna kesinlikle mantığım kabul etmiyor. Destekliyoruz. Kendi şahsi fikrim tabii. Ben destekliyorum. Daha beter olsunlar. Amacını uygun buluyor musunuz? Amacının dışına sizce çıktı mı? Bence daha çıkmadı. Şu an devam ediyor yani. İnşallah amacına ulaşacak ama. Haklı. Millet haklı şu anda. Hani kendimce keşke elimde bir şey gelse ben de yapsam. Taksiciyim. Keşke bir korna çalıp da sokağa ben de çıkabilsem ama işte malum hastalık var, salgın var. İnşallah olmaz. Tek temennimiz bu artık bundan sonra. Protestolar amacına uygun mu sizce? Bence uygun. Uygun. Yerinde bir şey. Şimdi biz öyle şeyler sevmediğimiz için bize abes geliyor böyle protestolar falan. Onlar kendi sorunları. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Türkiye'den sorumluyuz. Bizim bir tane bayrağımız var. O da bize yeter. Amerika bizi ilgilendirmez. Bu kadar. Peki amacına uygun mu sizce protestolar? Bize göre uygun olmayabilir de onlara göre uygundur yani. Bizim Türkiye'miz cennettik. Taş toprağı altın memleketimiz. Onlar kendilerine göre yapabilir yani. Ama biz öyle şeylere karşıyız biz. İstemeyiz de yani öyle şeylerin olmasını. Amacına uygun şiddete karşı şiddet. Şiddet olmadan protesto olursa amacına ulaşır. Ama etkiye tepki. Şiddete şiddet. Devamlı bu devam ederse olmaz maalesef. Onun için herkesin sağduyulu olması lazım. Biraz daha hoşgörülü olması lazım. Siyahın beyaza, beyazın siyaha. Bu şekilde önlenebilir inşallah. O protesto, ona bir şey diyemem. O konuda bir şey diyemem. İyi bir şey değil yani o protestoda. İyi mi sence? Halkın ayaklanması falan. İyi değil. Ona iyi bakmıyorum. Ama o kişinin ve siyah beyaz olduğu bence o da bir insandır, o da bir insan. Yani Müslüman da aynı, Hristiyan da aynı, hepsi bir insandır. Hepsi de Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir kuldur. Ama dinler, mezhepler ayrıymış, o ayrı mesele. O hep bir insan olarak. Ben onu hiç de takınıyorum yani bir vatandaş olarak. Ama protestolara sıcak bakmıyorum, o iyi bir şey değil. Ülke için, hangi ülke olursa bizim burada aynı olsun, Allah korusun. Bunlar iyi bir şey değil.
edilmesi lazım protesto yani. Yanlış bir şey yani. Yanlışı doğruyu bulmak lazım yani. Yanlışı sileceğim, doğruyu bulacağım. Yani ne olursak olak onlar da bir insan. Protesto iyi bir şey değil. Yağmalama iyi bir şey değil. Sen bak şu vatandaşın dükkanını yağmala. Yok, ona karşı protestoya karşı aynı bizim çünkü yanlış çözüm yani. Yerinde az bilene. Az bilen abi. Yazıktır yani. Adamı boğarak öldürdüler ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani bizler insan otu, onlar insan değil mi yani? Vallahi 7/24 takip ediyorum. Bence halk az bile yapıyor Amerika'ya. Yağmalamaları falan uygun görüyor musunuz? O da yanlış. Olsun abi. O da yanlış. O da senin benim gibi vatandaş yani. O da ekmeğinin peşindeki insan orada. Orada kimse kusura bakmasın katılmıyorum yani. Her yerinde yapılması gerekiyor. Basmış itibaren. Yani dünyanın Amerika değil. Dünyanın her yerinde yapılan hareket yanlış. Yani vırtçılık ve şey yanlış bir düzen.